Gençler, Asım'ın neslinde şu dizelerle Akif anlatıyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Evet, biz zalimlerin karşısına işte bu inançla dikiliyoruz. Biz mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Hak kadınlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz işte bu imanla ülkemizin ve milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Biz işte bu sorumlulukta soysuzlara zağallık yapmak yerine onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağallık? Av köpeği. Yapmadım. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh atfedilen güzel bir söz var. Haksızlığa karşı susarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Biz sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin de şerefini savunuyoruz. Bazıları bunu anlamakta zorluk çekebilir. Bazılarının dünyalarında şeref, namus, haysiyet, dik duruş, onurlu bir hayat sürmek gibi kavramların karşılığı olmayabilir. Bizim için bu değerlerimiz her şeyimizdir. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Evet, bizim hayatımızın manası budur. Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca sıkıntıya, önümüze konan onca engele, kurulan onca sinsi tuzağa, yapılan onca saldırıya işte bu inançla karşı koyduk ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Bugün de birileri bizi güya ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Kardeşlerimizin ve dostlarımızın duasıyla, desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bugün de yine imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Türk'ün cesareti ve Müslüman'ın aklı imanının tezahürüdür. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz ya olacağız ya öleceğiz diyerek hedeflerimize doğru yürüyen bir milletiz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Devletimizi yıkamayacaksınız. Türkiye
Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız. Hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız. Kardeşlerim, biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, davasının ve ülkesinin yıpranması pahasına kendi alanını korumaya çalışan bir parti olmadık. Olmayacağız. Kurulduğumuz günden beri ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık, adaletsizlik, zulüm, riyakarlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık. Durmayacağız. Hak için, vatan için, millet için, insanlık için kavga verilirken pencereden seyretmedik. Seyretmeyeceğiz. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlere boyun eğenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalışan menfaatperestlerden olmadık. Olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken arkada başka hesaplar içinde el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik. Etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerini refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Hayatlarını ve geleceklerini kurtarmak için yollara dökülen masum insanlar denizlerin, okyanusların, ırmakların karanlık sularında tel örgülerin, yüksek duvarların önünde ağlarken gülenlerden, onlara çelme takanlardan olmadık, olmayacağız. Filistinlilere zulmedilirken, ilk kıblemiz Kudüs'teki kutsallarımız çiğnenirken, kafasını başka tarafa çevirenlerin safına katılmadık, katılmayacağız. Sınırlarımızın dibinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik. Göstermeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kardeşlerim, kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz. Zalim Nemrut'u öldüren küçücük sineğin hikmetinden şüphe duymadık, duymayacağız. Kimsenin hakkına göz dikmediğimiz gibi kendi hakkımızın gasp edilmesine de izin vermedik, vermeyeceğiz. Kendi umutlarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi başkalarının insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Kazandığımız her başarıyı bir sonraki başarıların başlangıç noktası olarak gördük, göreceğiz. Rabbimizin ihsanından, lütfundan, yardımından, kereminden asla şüphe duymadık, duymayacağız. Tarihin dolgu malzemesi değil, inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız. AK Parti olarak asla masa başı siyaset yapmadık. Asla karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Asla siyaset mühendisliklerine itibar etmedik. Rakip bulamadığımızda kendi kendimize yarıştık. Gücümüzü darbecilerden, vesayet odaklarından değil, sadece milletimizden aldık. Elimize tutuşturulan programlara göre değil, milletimizin talep ve beklentilerine göre icraat yaptık. Merhum Ali'ye, büyük milletlerin imtihanı da büyük olur derdi. Milletimizin büyüklüğünden şüphe etmediğimiz gibi sınamalarımızın büyüklüğünü de hiçbir zaman unutmadık. Bir ayağımızda İstanbul'a, Ankara'ya, 81 vilayetimize sıkı sıkıya basarken diğeriyle
Bosna'dan Bakü'ye, Semerkant'tan Hartum'a bölgemizin ve dünyanın dört bir yanına adımlıyoruz. Biz medeniyetimizin köklerini Medine'nin minberinde, Mescid-i Aksa'nın kubbesinde, coğrafyamızın dört bir yanındaki medreselerimizin kürsülerinde, Selimiye'nin, Süleymaniye'nin, Fatih'in, Sultanahmet'in minarelerinde ararız. Biz geçmişimizi Dede Korkut'un hikayelerinde, Yunus Emre'nin şiirlerinde, Hacı Bayram Veli'nin öğütlerinde, Buhurizade Itri'nin tekbirinde, Karahisari'nin hattında buluruz. Vatanımızda sadece nüfus cüzdanımızda değil, kalbimizde, ruhumuzda, her şeyimizde bağlıyız. Böyle olduğu içindir ki gerektiğinde onun uğruna canımızı dahi feda etmekten çekinmeyiz. Bunun için biz ülkemizi çok sevdik. Ülkemizi çok sevdiğimiz için de Türkiye'ye birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi, birinci sınıf hizmet yakışır dedik. AK Parti'yi kurduğumuz günden beri de bunun için çalıştık, bunun için mücadele ettik. Kimlik siyaseti değil, millet siyaseti yaptık. Kavga siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptık. Hep inşa etmenin, üretmenin, büyütmenin peşinde olduk. Hiç kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışmadık. Tüm renklerimizi zenginlik görerek olduğu gibi kabul ettik. Soframızın paylaştıkça bereketlendiği inancıyla yardım için uzanan hiçbir eli boş çevirmedik. Milletimizin birliği, beraberliği güçlendikçe Türkiye'nin gücü arttı, imkanları genişledi. Tabii aynı zamanda husumetler de çoğaldı. Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi. İçerideki ihanet odaklarını da harekete geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar. Yargı emniyet darbesi yapmaya kalktılar. Şukur eylemleri de terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Seçim sonuçlarını bahane ederek siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Değerli kardeşlerim, kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.